beta değeri değiştiği zaman neler oluyor onu incelemiştik. Doyma seviyesinden bahsettik. Doyma seviyesi transistörler için kolektör emiter bacaklarının sanki bir kısa devre elemanıyla birleştirildiğinde aslında oradaki potansiyel kaybının düşünülmediği duruma karşı gelen kolektör akımının büyüklüğü idi. Bunu doyma akımı dediğimiz için şeyde gösterirken, hem çizimde işte hem hesaplamalarda gösterirken alt tarafına sat şeklinde, saturation'ın kısaltması şeklinde bir ifade ekliyorduk. IC sat dediğimiz akım kolektörden emitere doğru akan ve doyma akımına karşılık gelen büyüklük idi. Burada hatırlayacağınız gibi bu 4.25 ifadesini çıkış kısmından elde etmiştik. Yani sağ taraftan elde etmiştik. Yukarıdan başlayıp aşağıya doğru, toprağa doğru Kirchhoff gerilim yasasını uyguladığımızda bir denklem çıkartıyorduk. Bu denklemin içerisinde kolektör emiter arasına karşı gelen gerilimi sıfır kabul ettiğimizde akan akım maksimum büyüklükteki akım oluyordu. Ve şöyle bir şey söylemiştik. Doyma akımı demek aslında transistörü kontrol edemediğiniz anda o transistör üzerinden akan akımdır. Transistörden alabileceğiniz, üzerinden akıtabileceğiniz en büyük akım şiddetidir. İşte çok uzun süre doyma akım seviyesinde çalıştırılmaması gerekir gibi. Aksi halde transistör hızlı bir şekilde ısınarak bozulur gibi bir takım bilgileri de söyledik. Doyma akımını hesaplarken çıkış denkleminin içerisinde gördüğünüz kolektör emiter gerilimi arasını bacaklarının arasındaki gerilimi sıfır kabul edeceğiz. Sanki kolektör bacağından emiter bacağına bir kısa devre elemanı çekilmiş gibi düşüneceğiz. Dolayısıyla buradaki formülün ya da formül demeyelim de elde ettiğimiz denklemin pay kısmında VCC büyüklüğünden VCE büyüklüğünün çıkartılmamış olduğu duruma karşı gelecek. Dolayısıyla da pay daha büyük olacağı için paydadaki bu sabit değerlere bölündüğü zaman akım daha büyük bir şekilde karşımıza çıkacak demiştik. Evet, bu hatırlatmadan sonra bu örneğe bakalım. 4-6 örneği. Burada istenen şey şu. Size devre verilmiş. Bu devre için doyma akım seviyesini bulmanız. Yapacağımız iş yine daha önceki süreçte aynıydı. Devreyi beslemek için üst tarafta verilen bağlantı şeklini ortadan ikiye ayırıyorduk. Sol taraf ve sağ tarafa 20 volt uygulanacak şekilde bu tasarımı tekrar çizip, işte giriş kısmından denklemler çıkartıyorduk, Kirchhoff gerilim yasasını elde ediyorduk. Çıkış kısmından denklemler çıkartıyorduk. Bu denklemlerden ihtiyacımız olan büyüklükleri şey yapıyorduk, tespit edebiliyorduk. Burada da doyma akım seviyesi dediği için çıkış kısmından elde ettiğimiz denklemlerin içerisinde bu yer alacak. Aslında biraz önce söylediğimiz ve bu devre içinde düşünmeniz gereken kolektör emiter bacaklarının arasını, şuradaki yeri kısa devre yaptığınızda ve değerleri yerine koyduğunuzda, işte buradaki VCC büyüklüğü 20 volt, yani bu formülde ya da bu denklemde diyelim, buradaki VCC büyüklüğü 20 volt. Kolektör bacağına bağlı olan bu direncin büyüklüğü 2 kilo ohm. Yani buradaki RC'nin büyüklüğü 2 kilo ohm.
Ve emiter bacağına bağlı direncin büyüklüğü, RE'nin büyüklüğü de 1 kilo ohm olduğunda, yani buradaki RE 1 kilo ohm olduğunda 20 voltun 3K büyüklüğüne bölündüğünde karşınıza çıkacak 6.67 miliamper gibi bir akım büyüklüğü, doyma akım seviyesi şeklinde ifade edilebilir bu örnekte. 6.67 miliamper böyle bir tasarımdaki bu transistörün üzerinden akıtılabilecek en büyük akıma karşı gelir. Bunun çözümünü yazmama gerek yok. Bu formülde, bu denklemde değerleri yerine koyduğunuzda 6.67'nin elde edildiğini biliyorsunuz. Zaten analizi yaparken, çözümlemelerimizi yaparken devrenin içerisindeki kondansatörleri göz ardı ediyorduk. Çünkü biz DC analizi yapıyorduk. Kondansatörler AC sinyali olduğu zaman sinyalin negatif alternansında devrenin beslenmesiyle ilgili bir sıkıntı olmaması amacıyla bir filtreleme için aslında devrelerde kullanılan işte pozitif alternansta dolup negatif alternansta üzerindeki yük ile devreyi besleyen yapılar. Fakat biz DC analizi yaptığımız için anlık bir değerde işte ve o değerinde hiçbir zaman büyüklüğünün değişmediğini varsayarak siz her ne kadar bunu bir işte osiloskopa bağladığınızda gerilim büyüklüğünün işte akan akımın bizim yaptığımız teorik hesaplamalara çok da uymasa ya da şekil olarak biz her ne kadar düzgün doğrusal desek de aslında onun çok ufak miktarlarda sönümlendiğini şey yapıyoruz, laboratuvar ortamında görüyoruz ya da gerçek hayatta görüyoruz. Fakat analizleri yaparken, DC analizini yaparken genelde yaklaşık model kullanarak işi basitleştirdiğimiz için, hesaplamaları kolay yapabilmemiz için bunların büyüklüğü değişmediğini varsayarak süreci işletiyoruz. Evet, şimdi bu tür devrelerin, bu arada bu incelediğimiz devrelerin başlığını tekrar hatırlayalım. Bakın şurada, emiter dirençli DC öngerilim devresi demiştik. Şeyi de tekrarlayalım isterseniz, şöyle kısa bir konu tekrarı yapalım. Tasarımın emiter bacağına direnç bağladığımızda bu direncin varlığı bu tasarımın daha kararlı olmasını, işte kaynak gerilimi, ortam sıcaklığı ve transistörün beta kazancına göre duyarsız kalmasını, yani bu büyüklükler değiştiğinde bile bu tasarımdan elde edeceğiniz gerilim ve akım değerlerinin yine bir nebze ilk tasarımı yaparken hedeflediğiniz büyüklüklere yakın olmasını bekliyoruz. Bu beklentiyle emiter bacağına bu direnci yerleştiriyoruz. Bu direncin varlığı buradaki kararlılık durumlarını doğuruyor. Bu yapı işte emiter dirençli DC öngerilim devresi olarak isimlendiriliyor demiştik. Bu tür tasarımların eğer varsa elinizde karakteristik grafikleri, bu karakteristik grafiklerini kullanarak da hesapladığımız, işte denklem çıkartarak bulduğumuz değerleri bulabileceğinizi ya da bu karakteristik eğrilere bakarak bu karakteristik eğrilerin üzerine yük doğrularını yerleştirerek hangi limitlerde dirençlerin kullanılması, hangi değerlerde gerilimlerin uygulanması gerektiğini gözünüzle de görebilirsiniz. Büyüklükler değiştiği zaman yük doğrusundaki çalışma noktası nasıl değişiyor?
karakteristik eğriyle kesişimine bakarak hangi bölgeye doğru kayıyor? Aktif bölgede mi, doyum bölgesinde mi, yoksa kesim bölgesine doğru mu gidiyor? İşte girişe uygulanan akım, bacaklara bağladığınız dirençlerin büyüklüğü, uyguladığınız gerilimin büyüklüğü, bunların hepsi aslında birbirleriyle ilintili şeylerdi. Bunu gördük. Bir değeri değiştirdiğiniz zaman başka değer bundan etkileniyordu. Giriş çıkış akımları gibi. Transistörün yükseltme katsayısı ile çarpılarak beta katı kadar bir değişim şeklinde karşımıza çıkıyordu. Bazı tasarımlarda bunlar daha fazla etkileniyordu. İşte ilk incelediğimiz modelde emiter bacağında direnç olmayan durumu bakmıştık. Bunda çok daha fazla etkilendiğini, bu değerlerin çok daha fazla etkilendiğini gördük. İşte bunu bir nebze hafifletmek için emiter bacağına direnç bağladık, inceledik. Beta değeri değiştiği zaman yüzde kaç oranında akım gerilim değişti? Bu sorunun içerisinde, buradaki sorunun içerisinde bunu şey yaptık, analiz ettik. Burada mesela beta değerinin yüzde yüz değişimine karşı işte akımdaki ve gerilimdeki büyüklüklerin ne kadar değiştiğini gördük. Tasarımların bir tanesinde emiter bacağında direnç yoktu. Bir tanesinde emiter bacağında direnç vardı. Birbirleriyle karşılaştırdık bunları. Buradaki beta büyüklüğünün %100 değişmesinin ne anlama geldiğini söylemiştik. Normalde bir devre kurduğunuz zaman bu devrenin içerisinde kullandığınız devre elemanlarının çok uzun süre değişmeden, parçaların değiştirilmeden çalışmasını, kullanılmasını beklersiniz. Ama bazı durumlarda ne olur? Devrelerde çeşitli sıkıntılar çıkabilir, bozulabilir. Süreç içerisinde yanlış kullanımdan kaynaklı, işte yüksek gerilimden kaynaklı, ısıdan kaynaklı çeşitli problemler çıkabilir. Dolayısıyla tamirat gerektirebilir bu devreler. Tamiratı esnasında da bunu tamir eden kişi, bunu onaran kişi ilk tasarıma %100 her ne kadar bağlı kalmak zorundaysa elindeki ürün ile yedek parça ile bu tamiratı gerçekleştireceği için muadilini kullanabilir. İşte bu transistöre benzer, bu transistörün kataloğundaki sayısal bilgilere çok yakın değerde olan başka bir parça numarasına sahip bir transistör kullanabilir. İşte buradaki beta'nın anlamı bu. Beta 50 demek bir numaralı transistör diyelim. Beta 100 demek iki numaralı transistör gibi. Yani bunlar birbirinden farklı transistörler aslında. Bu transistörü değiştirdiğiniz zaman ne oluyor? Farklı transistör koyduğunuz zaman ne oluyor? Bu sorunun içerisinde bunu incelemiştik. Buradaki direncin varlığı olayı ne kadar değiştiriyor? Yüzde kaç oranında değiştiriyor? Bunu analiz etmiştik. İşte bu gibi durumlarda tasarımın daha kararlı olması çok önemli. Şimdi buna ilişkin başka tasarım şekilleri de inceleyeceğiz. Bunları da analiz edeceğiz. Ve gitgide olayın transistörden bağımsız hale geldiği, işte gerilim bölücü devreler diye isimlendirileceğimiz yapılara bakacağız. Burada artık transistör hiçbir öneme sahip olmayacak. Farklı şeyler kullansanız bile, devre elemanları kullansanız bile bu büyüklükler etkilenmeyecek. Bunları inceleyeceğiz. Şimdi bu tasarım için emiterine direnç bağlı tasarım için doyma akım seviyesini söyledikten sonra yük doğrusu analizinden bahsedelim. Yük doğrusu analizini
Yaparken şöyle bir şey yapıyorduk. Kullandığımız transistörün karakteristik eğrisine baktığımız zaman o karakteristik eğrinin üzerindeki eksenleri, isimleri işte kolektör akımı ve kolektör emiter gerilimi şeklinde olduğunu bu transistörlerde benzer ifadelerin kullanıldığını görmüştük. Yaptığımız şey de yük doğrusu analizi yapabilmek için de aslında bu base akımını bulmak için işte giriş kısmına uyguladığımız Kirchhoff gerilim yasası denklemlerinden elde ettiğimiz ifadede bu bilgilerin yer aldığını, burada akım yerine sıfır, gerilim yerine sıfır konduğu zaman çıkış denkleminden elde ettiğimiz formülde, Kirchhoff gerilim yasası formülünde, akım yerine sıfır, gerilim yerine sıfır koyduğumuzda elde ettiğimiz ifadelerin bu eksenlerin başlangıç noktası olarak kullanabileceğimiz, yani bu yük doğrusunu çizebileceğimiz bilgi olarak tespit edebiliyorduk. Daha önceki tasarımda yaptığımız gibi. Burada da benzer şekilde çıkış denklemine bakıyorsunuz. İncelediğimiz bir önceki yani emiteri dirençsiz modele karşı buradaki tek fark çıkış denkleminde gördüğümüz bu emiter direncinin büyüklüğünün eklenmiş hali kadar bir fark oluyor. Akım yerine sıfır koyduğumuzda, burada IC yerine sıfır koyduğunuz zaman gerilim eksenini devreyi beslediğiniz gerilim büyüklüğünde kestiğini, yani VCC noktasında kestiğini görüyoruz. Benzer şekilde bu doğru parçasını çizebilmek için bir de akım ekseninde hangi noktayı kesiyor onu bulmamız lazım. Bunu bulmak için de kolektör emiter geriliminin büyüklüğünü sıfır yapıyoruz. Çünkü bu grafikte sıfır olan yer akım eksenini kestiği yer olacak. Dolayısıyla bu denklemde çıkarttığımız bu çıkış kısmı denkleminde VCE yerine sıfır koyduğumuzda da işte VCC bölü RC artı RE şeklinde bir ifade 4.27 ifadesi karşımıza çıkıyor. Daha önce incelediğimiz emiteri dirençsiz olan model ile bunun farkı payda kısmındaki emiter direnci büyüklüğü. Burada grafikte de görüldüğü gibi akım eksenini VCC bölü RC artı RE noktasında kesiyormuş. İşte bu iki noktayı bir doğru parçası ile birleştirdiğimizde ve hangi karakteristik üzerindeysek işte girişe ne kadarlık bir akım uygulanıyorsa ilgili karakteristik eğri ile bu yük doğrusunun kesişim noktasının eksenlere iz düşürülmesi sonucunda aşağı eksene iz düşürdüğünüzde kolektör emiter çıkış gerilimini sol taraftaki akım eksenine iz düşürdüğünüzde de çıkış akımı büyüklüğünü çalışma anındaki değerleri bu formüllerle bulduğumuz değerleri elde edebileceğimizi söylemiştik. Burada da aynısı geçerli. Şimdi voltaj bölücü ön gerilim yapısına bakalım. Bu da farklı bir tasarıma sahip. Her ikisinde de daha önce incelediğimiz işte emiterin dirençli olması ya da olmaması durumu karşılaştırıldığı zaman belli yüzdelerde, belli oranlarda aslında her ikisinde de bir akım ve gerilim değişiminin söz konusu olduğunu gördük. Birisinde daha fazla, birisinde daha az değişim oluyordu. Fakat
Bizim hedefimiz tamamen yalıtmak, tamamen transistörden bağımsız hale getirmek. Yani betadan bağımsız bir yapı oluşturmak diye ifade edilen bu cümlede aslında transistörden bağımsız hale getirmek anlamı çıkartılabilir. Çünkü beta dediğimiz büyüklük transistörün yükseltme katsayısı idi. Transistörün tipi değiştiği zaman işte yükseltme katsayısı da değişim gösterecek anlamına geliyor. Şimdi gördüğünüz gibi artık bu devreyi biraz daha karmaşık bir şekilde kuruyoruz. Artık base bacağına bağlanan işte tek bir tane direnç yok da burada görüldüğü gibi R1 ve R2 şeklinde ifade edilmiş iki tane direnç var. Kolektör bacağına bağlı yine bir tane RC direncimiz var. Emiter bacağına bağlı yine bir tane RE direncimiz var. Yine tepeden uyguladığımız VCC beslemesini yani gerilim beslemesini sol taraftaki R1'in bacağına ve çıkışta yer alan kolektör direncinin bacağına bağlanmış şekilde. Bu analizi yaparken, bu tür devrelerin analizini yaparken yine benzer şekilde yaklaşım göstereceğiz. Buradaki gerilimi ikiye böleceğiz. İşte giriş kısmından denklemler elde edeceğiz. Çıkış kısmından denklemler elde edeceğiz. Süreç yine aynı işleyecek. Ama tasarımı böyle yapmanız neyi sağlayacak? İşte buradaki transistörün değiştirilmesi durumunda bundan bağımsız hale gelecek, transistörden bağımsız hale gelecek akım ve gerilim büyüklüklerini elde etmemizi sağlayacak. Bakın burada da kırmızıyla yazdığım gibi çalışma anındaki kolektör akımı ve çalışma anındaki kolektör emiter gerilimi ne oluyor? Beta'dan bağımsız hale geliyor. Yani beta dediğimiz şey aslında transistör. Bu transistörden bağımsız hale geliyor. Şimdi bu tür tasarımları analiz ederken tam analiz veya yaklaşık analiz dediğimiz yöntemleri kullanabilirsiniz. Tam analiz demek zaten normal bir şekilde soruyu çözmek anlamına geliyor. Yaklaşık analizde bir kritere bakıyorsunuz, bir ifadeye bakıyorsunuz. Bu ifade eğer sonucu doğru çıkıyorsa yani true ise bir if şartı diyelim, koşulu analiz ediyorsunuz ilk başta hızlı bir şekilde. O koşul sağlanıyorsa siz verilen tasarım için yaklaşık analiz uygulayabilirsiniz anlamına geliyor. Koşula baktığınız zaman koşulun sağlanmadığı durumlarda eğer siz yaklaşık analiz yaparsanız sonuçlarınız yanlış çıkıyor. Dolayısıyla bu tür tasarımları çözerken eğer yaklaşık analiz yapmayı tercih ediyorsanız muhakkak ve muhakkak kriterin sağlanıp sağlanmadığını biraz sonra göreceğiz bu kriteri. Bu kriterin sağlanıp sağlanmadığını öncelikli olarak kontrol etmeniz lazım. Bu sağlanıyorsa eğer, bu kısıtlar sağlanıyorsa eğer İşte voltaj bölücü devreyi yaklaşık analiz ile çözmeniz gerekiyor. Yok, aksi takdirde bulacağınız akım ve gerilim ifadeleri birbirlerinden çok çok farklı çıkıyor. Neye göre? İşte tam analize göre. Gerçek hesaplama sonucunda bulduğunuz ifadeye, değere göre kurala uymadığınız takdirde yaptığınız yaklaşık analiz sonuçları birbirlerine göre çok farklı çıkıyor. Şimdi tam analiz demek nedir? Nasıl yapılır? Yani normal bir şekilde
Bu devreyi nasıl çözeriz ona bakalım. Yine daha önce yaptığımız gibi bakın burada girişe uygulanan ya da işte her iki kısma da ortak bağlanmış olan VCC gerilimini yine ortadan ikiye ayırdık. Sol taraftaki R1 direncinin VCC ile beslendiği ve besleme geriliminin işaretinin pozitif olmasından dolayı bunu bir pil gibi çizip bu pilin artı bacağını R1'in üst bacağına bağlayıp bu pilin eksi bacağını sol taraftan toprak hattına bağlayarak yine giriş kısmının analizini yapıyoruz. Daha önce şey yaptığımız gibi devrelerde yaptığımız gibi bu devrede de tasarımda gördüğümüz kondansatörleri göz ardı ediyoruz. Olmadıklarını varsayıyoruz. Şimdi R1 direncinin bacağına bağlı bu VCC gerilimini işte sol tarafa doğru kıvırıp eksi bacağını da toprağa bağladığımızda bakın artık base bacağına bağlı basit bir ifade çıkmıyor. Daha önce bu tür bir bağlantı sonucunda ya da bu tür bir dönüşüm sonucunda bizim hiçbir zaman bu arada gördüğümüz R2 olarak ifade edilen direnç karşımıza çıkmamıştı. Bir döngü oluşturacak kapalı bir devre ile bunun üzerinden giriş denklemlerini oluşturmuştuk. Fakat burada görüldüğü gibi R2 direncinin varlığı buradaki giriş denklemini oluşturabilmek için bir sıkıntı yaratıyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz biz? 232 dersinde öğrendiğimiz, elektrik devreleri dersinde öğrendiğimiz sadeleştirme yöntemlerinden bir tanesi olan bu karmaşık devrenin Thevenin karşılığını buluyoruz. Thevenin modeli karşılığını buluyoruz. Thevenin modelinde neydi? Devre ne kadar karmaşık olursa olsun o devreyi bir tane Thevenin güç kaynağı ve ona seri bağlı bir tane Thevenin direnci ile ifade edebiliyorduk. Norton ve Thevenin teoremlerini hatırlayın tekrar. Thevenin teoreminde ne demiştik? Devre ne kadar karışık olursa olsun o devreyi bir güç kaynağı ve buna seri bağlı bir direnç ile modelleyebiliyorduk. Bu direncin büyüklüğünü ve o devredeki gerilim kaynağının büyüklüğünü ne yapıyorduk? Çeşitli yöntemlerle işte bazılarını açık uçlu hale getiriyorduk, bazılarını kısa devre yapıyorduk. 232'de bu analizleri yapmıştık hatırlarsanız. Ve basit bir model oluşturuyorduk. İşte burada da yapacağımız şey o. Aslında baktığınız zaman buradaki R2 direnci tam ortadan bağlı olduğundan dolayı R1 direncine dışarıdaki döngüyü takip etmemiz gerektiği için dışarıdan bir denklem kurmamız gerektiği için buradaki R2 direnci R1 direncine aslında paralel bir şekilde bağlı. Dolayısıyla Thevenin modelini oluşturarak biz aslında birbirine paralel bağlı bu iki direnci ve bu yapıyı besleyen VCC gerilimini sadeleştireceğiz. İşte tek bir tane gerilim ve tek bir tane direnç haline getireceğiz. Bu durumda ne olacak? Buradaki tek bir direnç ve tek bir gerilim denklemi kurarken, giriş denklemini kurarken daha kolaylaştıracak. Yani ortadaki görünen bu R2 direncinden kurtulmuş olacağız. Denklemi yaratabileceğiz. İşte sol kısımdaki bu ifadenin
Öncelikli olarak tebenin karşılığını bulmamız lazım. Bu yapının birbirine paralel bağlı bu yapının R1, R2 ve VCC geriliminin tebenin karşılığını bulmamız lazım. Önce buna bakalım. Şimdi tebenin eş değer modeli oluşturulurken şöyle bir şey yapıyorduk. Gerilim kaynaklarının hepsini kısa devre, akım kaynaklarının hepsini de açık devre haline getiriyorduk hatırlarsanız. Ve elimizde kalan tasarımdan bir eş değer direnç oluşturuyorduk. İşte burada bu yapıda yapıyı besleyen kaynağın türü sadece gerilim kaynağı olduğu için sadece bir tane VCC olduğundan dolayı tebenin modelini oluştururken ne yaptık? Bu VCC'yi bir kısa devre elemanıyla yer değiştirdik. Gerilim kaynağını ne yaptık? Bacaklarına bir tel bağladık. Sanki orada gerilim kaynağı yokmuş gibi düşünüp modelimizi basitleştirdik. Ve bulduğumuz bu modelin baktığımız yerine göre yani hangi uçlarında modeli yaratmak istiyorsak, hangi uçlara göre modeli yaratmak istiyorsak, o uçlardaki eş değer direnci hesaplamamız öncelikli olarak gerekiyordu hatırlarsanız eğer. İşte burada da bakın güç kaynağını kısa devre elemanı ile değiştirdiğimizde aslında bu yapının VCC'nin eksi bacağı ile R2'nin alt taraftaki bacağı ortak bir şekilde nereye bağlı? Toprağa bağlı. Buradaki gösterim şekline baktığınızda aslında eksi burada var olan VCC'nin eksi bacağı ile R2'nin alt taraftaki bacağı toprağa bağlı. Yani alt tarafta aslında bunlar nasıl bir tel ile görünmeyen bir tel ile birbirlerine bağlı. Bu durum neyi doğuruyor? Bu durum buradaki R1 direnci ile R2 direncinin birbirine aslında paralel bağlı olma durumunu doğuruyor. İşte biz de tebenin modeli olarak base bacağı ile toprak arasındaki kısmı şey yapmaya işte ihtiyaç olduğu için bu aralıktaki tebenin karşılığına ihtiyacımız olduğu için aslında bizim bulduğumuz eş değer direnç yukarıdaki bacak ile toprak arasından bakıldığı zaman yani sağ taraftan sol tarafa doğru bu yapıya bakıldığı zaman elde edilecek eş değer dirence denk. Buna da biz tevenini kastetmesi için direncin altına ve işte gerilimin altına yazdığımız ufak ibare ile TH ibaresi ile bunu vurguluyorduk. Burada bulduğunuz direnç birbirine paralel bağlı R1 ve R2 direncinin birbirine paralel bağlı halinden elde edilmiş eş değer direnç olacak. İşte ilk olarak eş değer direnci hesaplıyoruz. Buna da tebenin direnci diyoruz. Şimdi modeli oluşturabilmek için bizim bir de tebenin gerilimine ihtiyacımız var. Şimdi bakıldığı zaman bu bacaklar arasındaki basitleştirilmiş modeli oluşturacağım için bu bacakların arasında okunan ya da hesaplayacağım veya şöyle de söyleyebiliriz. İşte buraya bir voltmetre bağladığınızda bu voltmetrenin size göstereceği büyüklük olan gerilimi hesaplamamız gerekiyor. İşte aslında buraya bir voltmetre bağlarsanız bu voltmetrenin göstereceği büyüklük R2 direnci üzerinde okunan gerilimin büyüklüğü. Yani bu iki bacak arasındaki gerilim veya benim tevenin gerilimi olarak ifade ettiğim gerilim aslında R2 direnci üstünden okunan gerilim. Bakın burada da, bu yapıda da, buradaki yapıda da bir sonraki adımda ne yapıyorduk? Tekrar güç kaynağını yerine koyuyorduk.
Güç kaynağını yerine koyduktan sonra, yani alt taraftaki şekle dönüştürdükten sonra baktığımız kısma göre, yani sağ taraftaki kısma göre gerilim hesabını yapıyorduk. Buradaki gerilimin alt ibaresinin TH şeklinde olması yine neye karşı geliyor? Tevenin gerilimine karşı geliyor. Aslında benim Tevenin gerilimi dediğim ifade gerilim ne? Tam olarak R2 direncinin geriliminin aynısı. R2 direnci bu model için, bu tasarım için benim neyim? R2 direncinin gerilimi benim Tevenin gerilimi. Şimdi bu iki direnç birbirine paralel bağlı. Paralel bağlı dirençlerde basit bir şekilde gerilim büyüklüğünü hesaplamak için biz ne yapmıştık? Elektrik dersinde voltaj bölme kuralını uygulamıştık. Ve hızlı bir şekilde ne dedik? Birbirine paralel bağlı olan dirençlerin hangisinin üstündeki gerilimi bulmak istiyorsanız o direnci devreyi beslediğiniz güç kaynağının büyüklüğü ile çarpıp paralel kollardaki dirençlerin büyüklüklerinin toplamına bölerseniz gerilimini elde edersiniz demiştik. İşte bu ifadeyi voltaj bölme kuralını uygulayarak elektrik dersinde öğrendiğimiz voltaj bölme gerilim yasasını uygulayarak bulduk. Ve V2 gerilimini hesapladığımızda R2 çarpı VCC bölü R1 artı R2 şeklinde R2'nin gerilimini hesapladığımızda bunun da Tevenin gerilimine karşı geldiğini keşfettik. Tamam. Şunu söyledik. Giriş kısmının Tevenin modelini oluşturuyorduk. Giriş kısmındaki birbirine paralel bağlı dirençlerden aslında Tevenin eşliğini bulurken işte güç kaynağını kısa devre haline getirdiğimizde buradaki R1 R2 direncinin birbirine paralel olmasından dolayı Tevenin direncinin bu iki direncin eş değerine karşı geldiğini paralel haldeki ifadesi sonucu elde ettiğimiz işte 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 eşittir. 1 bölü R eş şeklinde yaptığımız hesaplama sonucunda bulduğumuz ifade. Ve daha sonra devamında base bacağına göre bakıldığı zaman buraya karşı gelen gerilimin de yani R2 direnci üzerinden okunan gerilimin de aslında Tevenin gerilimine karşı geldiğini. Bunun da gerilim bölme yasasına göre R2 çarpı VCC bölü R1 artı R2 ile aslında bunu hani yasayı hatırlamayanlar endişe duymasın. Burada yaptığımız şey sol taraftaki kapalı döngüde yine bir Kirchhoff gerilim yasası uygulamak. Sol taraftaki kapalı döngüye göre akım büyüklüğünü elde etmek. Akım ne? VCC bölü R1 artı R2. Bulduğunuz bu akımı siz R2 ile çarparsanız aslında bu ifadenin aynısı. Bizim gerilim bölme yasası diye daha basit ve hızlı bir şekilde söylediğimiz bu ifade yine ezberimizden gelen bir şey değil aslında. Kirchhoff gerilim yasası denklemleriyle oluşturduğumuz sonuç. R2 direncinin üzerinden okunan gerilim. Bu iki bilgiyi bulduk. Tevenin gerilimini bulduk. Tevenin direncini bulduk. Şimdi bu büyüklükleri modelde yerleştireceğiz. Ne yapacağız? Transistörün base bacağına Tevenin direncini bağlayacağız. Ve buna seri bağlı bir şekilde Tevenin gerilimini bağlayacağız. Buradaki yapı artık neye göre daha basit? Bakın daha önceki bu yapıya göre burada birbirine iki tane paralel bağlı direnç ve bir güç kaynağı yerine ne oldu? Daha basitleşti. Bir tane güç kaynağı ve bir tane direnç şeklinde daha basitleşti.
Dolayısıyla artık ben giriş denklemlerimi şey yaparken, oluştururken sol taraftaki kısımdan aşağısı birbiriyle birleşik, biliyorsunuz ki her ikisi de toprakta olduğu için bunlar nasıl? Alt tarafta bir tel var. Yine buradaki kapalı döngüde saat yönünde döndüğümde elde edeceğim denklem, yani Kirchhoff gerilim yasasını uyguladığımda elde edeceğim denklem işte burada. Eksi bacağından girmek ya da gerilimin artış yönüne göre bu gerilim büyüklüğünü denkleme pozitif işaretli eklemek aynı denklemi elde etmemizi şey yapıyordu. Birisi eksi parantezine alınmış hali gibi karşımıza çıkıyordu. Bunu söylemiştik. Bakın burayı şey yaptığınızda, kurduğunuzda güç kaynağının artısı tevenin direncinin sol taraftaki bacağına bağlı olduğu için burası artı, burası eksi polaritede. Dolayısıyla IB çarpı RTV'nin direncinin bu denkleme eksi olarak yerleşmesinin sebebi azalan yönde gittiğimizden dolayı. Alt köşeden başladığımızı düşünün. Eksiden artıya doğru yükseldim. ETV'nini denkleme artı işaretle ekledim. Şimdi burada artıdan eksiye doğru azaldı gerilim. Dolayısıyla bunu eksi işaretiyle ekledim. Eksi IBRT. Bakın burada base bacağı pozitif, emiter bacağı negatif gösterilmiş. Dolayısıyla base'den emitere doğru giderken potansiyel düşümü yönünde ilerlemiş oluyoruz. Onun için burası negatif. Yine benzer şekilde alt taraf negatif, toprağa bağlı. Üst taraf buna göre daha pozitif. Emiter bacağının üst bacağı artı, alt bacağı eksi. Dolayısıyla yine gerilimin düşümü yönünde ilerlediğimiz için emiter direncinin üzerinden akan akıma emiter akımı IE şeklinde isim vermiştik hatırlarsanız eğer. Bu ikisinin çarpımı da emiter bacağının gerilimini oluşturuyor. Bu gerilim de düşüm yönünde olduğu için, artıdan eksiye doğru gittiği için burası negatif. İşte tekrar başladığımız yere döndüğümüzde bunu sıfıra eşitlemiş olduk. Elde ettiğimiz bu denklemin içerisinde, Kirchhoff gerilim yasası denkleminin içerisinde gördüğünüz gibi bir önceki adımda hesapladığımız tevenin direnci ile tevenin gerilimi yer almakta. Şimdi bundan sonraki süreç yine benzer şekilde ilerleyecek. Ne diyeceğiz? İşte giriş akımını bulabilmek için, IB'yi bulabilmek için ne yapmam lazım? Buradaki IE'yi, emiter akımını, base akımı cinsinden ifade etmem lazım. Daha önce üçüncü ünitede bunun şeyini vermiştik, karşılığını vermiştik. Emiter akımı, base akımının beta artı bir katıydı. Bu bilgiyi, IE'yi buradaki denklemde yerine koyduğumuz zaman ve IB'yi bu denklemden çektiğimiz zaman, bakın TV'nin geriliminden base-emiter arasındaki gerilimi, yani buna da biz hep basitleştirilmiş modellerde 0.7 volt şeklinde şey yapıyorduk, düşünüyorduk. Bunu tevenin direnci artı beta artı 1 çarpı RE büyüklüğüne böldüğünüzde neyi elde ediyor musunuz? Giriş akım büyüklüğünü elde ediyor musunuz? Aslında bu baktığınız, bu gördüğümüz ya da elde ettiğimiz 4.30 ifadesi, buradaki denklemden yaratılmış olan bu 4.30 ifadesi, daha önce karşılaştığımız 4.17 ifadesine çok benziyor. Burada neydi? Üst taraf buradaki ETH yerine VCC büyüklüğüydü, değil mi? Alt taraftaki direnç, bakın şuraya geri dönelim. 4.17'yi tekrar hatırlayalım. Şöyle.
4-17'de bakın üst taraf VCC, alt tarafta base bacağına bağlı direnç büyüklüğüydü. 4-30'daki bu ifade sağ taraftaki bu kısım aynı. Eksi VBE bölü beta artı bir RE aynı. Farklılık bulduğumuz tevenin gerilimi ve bulduğumuz tevenin direncinin bu denklemin içerisinde yer alması. İşte bu bizim giriş akım büyüklüğümüz. Buradaki değerleri yerine yerleştirdiğimizde giriş akımını bulabiliyoruz. Ne yapıyorsunuz? IB'yi bulduktan sonra daha önce yaptığımız gibi çıkış kısmından yine denklem oluşturuyorsunuz. Çıkış kısmını yukarıdan aşağıya doğru Kirchhoff gerilim yasasını şey yaptığınızda, yazdığınızda elde edeceğiniz ifade daha önce de elde ettiğimiz ifadenin aynısı. Emiter bacağı dirençli olan tasarımda elde ettiğimiz çıkış denkleminin aynısı. Yine bu tür sorularda yani voltaj bölücü tasarımlı olan transistörlü sorularda buradaki gibi tek alt indisli ifadeleri hesaplamanız isterse yine bunları çift alt indis açılımından yola çıkarak kolayca hesaplayabilirsiniz. Tamam. Bunları şeylerini daha önce bakmıştık. Emiter bacağı dirençli modeldeki elde ettiğimiz büyüklükler burada da birebir aynı. Formül olarak kullandığımız formüller aynı. Şimdi şu örneğe bakalım. Size bakın voltaj bölücü tasarım verilmiş. Şimdi nasıl anlıyorsun bu tasarımın hangisi olduğunu? Base bacağına bakıyorsun. Base bacağında hem üst tarafta direnç var, hem alt tarafta direnç var. İşte base bacağına bağlı, birbirine paralel bağlı iki tane direnç görürseniz eğer bu tasarım voltaj bölücü konfigürasyondur diyebiliyorsunuz. Bu voltaj bölücü konfigürasyonun ne dedik? Bir tam analizi var. Bir de yaklaşık analizi var dedik. Şimdi biz anlattığımız kısımda tam analiz kısmını anlattık. Bu soru çözümünü yaparken de tam analize göre çözeceğiz. Giriş kısmına uygulanmış olan bu 22 voltu ikiye ayırıyoruz. Bir sol taraf, bir de sağ taraf şeklinde. Buradan 22 volt, buradan 22 volt uygulanmış gibi düşünün. Sonra burayı ne yapıyorum? Burada pozitif artı işaretli olduğu için bunu şey yaparken, kıvırırken tabii önce kondansatörlerin olmadığını varsayıyoruz. Hemen bu kondansatörleri bu devrenin içerisinden ne yapacağım? Tasarımdan çıkartacağım. Hemen şöyle silerek çıkartayım bunları karışıklık yaratmasın. Burada bir kondansatör yok. Bakın burada da bir kondansatör yok. Tasarımım nasıl? Böyle bir formda. Şimdi burayı giriş kısmını analiz ederken ne yaptım? Artısı yukarıda, eksisi aşağıda. Artı, eksi. Şurayı da düzgünleştirelim. Şöyle yapalım. Burayı ikiye ayırdık. Artı 22 voltu giriş ve çıkış kısımlarına ayırdık. Bu hale getirdik. Tamam. Şimdi şunu yapacağız. Sol taraftaki kısmın, bu kısmın neyini bulacağım ben? Tevenin karşılığını bulacağım. Buraya baktığımız zaman bunu tekrar şekillendirirsek eğer artı eksi 22 volt. Buna seri bağlı ne var? Bir tane 39K'lık direnç var. Buna paralel bağlı bir tane 3.9K'lık bir direnç var. Bu bacağında nereye bağlı? Base'e bağlı. Bu bacak base'e bağlı.
Alt taraf toprağa bağlı. Yine buradaki güç kaynağının alt tarafı toprağa bağlı. Aslında aşağıdan bunlar nasıl birbirine bir tel ile bağlı. Benim ihtiyacım olan kısım ne? Buradaki aralığa göre, şu noktaya göre tevenin direncini ve tevenin gerilimini hesaplamam. Buna V tevenin de diyebilirsiniz, E tevenin de diyebilirsiniz, fark etmez. Şeydekine, ders notlarındakine benzesin diye E tevenin dedim. Şimdi direnci bulurken ne yapıyoruz dedik? Buradaki güç kaynağını, bu güç kaynağını kısa devre elemanı ile değiştiriyoruz. Buradan buraya ne yaptım? Bir tel bağladım. Bir tel bağladığında bu güç kaynağı ne hale geldi? İşlevsiz hale geldi. Yapım nasıl oldu? 39K'lık direncin 3.9K'lık dirence paralel bağlı olduğu bir şekil aldı. Buradaki koldan baktığım zaman benim hesaplayacağım direnç, eş değer direnç birbirlerine paralel bağlı. Bu iki direnç aslında RTV'nin dediğim şey 39K'lık direncin 3.9K'lık dirence paralel bağlı halinden elde edilmiş büyüklük. Bunları yaparken 39K çarpı 3.9K bölü bu dirençlerin toplamı 39K artı 3.9K diye hesapladığımızda bu büyüklük 3.55 kilo ohm olarak bulunuyor. Benim tevenin direncinin büyüklüğü 3.9K'ymış. Şimdi benim hedefim şu, bu kısmı basit bir şekilde ifade edebilmek. Yani bir tane güç kaynağı ve bu güç kaynağının ismi tevenin güç kaynağı ve buna seri bağlı bir direnç, işte bir tevenin direnci şeklinde modellemek, böyle basitleştirmek. Şimdi ben tevenin direncini buldum. Tevenin gerilimini hesaplayacağım. Şimdi tevenin gerilimini hesaplarken de tekrar ilk tasarıma, yani şuradaki kısma geri dönüyorum. Burada bu kollardan baktığım zaman buraya bir voltmetre yerleştirirsem bu voltmetrenin bana göstereceği gerilim büyüklüğünü buluyorum esasen. Yani benim ETV'nin olarak ifade ettiğim gerilim aslında bunun yukarıdakine R1, aşağıdakine R2 ismini takarsak VR2 olarak buradaki birbirine paralel bağlı dirençlerde 3.9K'lık direnç üzerinde okunan gerilim büyüklüğü olacak. Şimdi bunu yaparken aslında yaptığımız şey iç kısımda burada ne yapmak? Bir basit Kirchhoff gerilim yasası denklemi çevrimi yapmak. Artık kısa devre şeyini görmeyeceğiz, telini görmeyeceğiz. Burada kısa devre telimiz yok. Burada 22 voltluk neyimiz var? Pilimiz var. Bu 22 voltluk pilin artısı ve eksisinin bağlı olduğu yerleri öncelikli olarak yazacağım. Ve Kirchhoff gerilim yasası denklemini oluşturduğumda burada eksi 22 alt köşeden başladık. Saat yönünde dolanıyorum. 22 voltluk pilin eksi bacağından girdim. Sonra mesela buna burada akan akıma I akımı diyelim. 39K'lık direncin artı bacağından girdim. I çarpı 39K yazdım. Sonra R2 direncinin artı bacağından girdim. Artı I çarpı 3.9K
9K. Tekrar başladığım yere alt tarafa geri döndüm. Bunu ne yaptım? Sıfıra eşitledim. İşte bu denklemden ben neyi çekiyorum? I'yı çekiyorum. Bulduğum bu I ifadesini ne yapıyorum? R2 direncinin gerilimini hesaplarken VR2'yi hesaplarken I çarpı R2 şeklinde yerine koyuyorum. İşte aslında alt tarafta yazdığımız ya da yazacağımız ifade, buraya yazacağımız ifade tamamen bu. Tevenin gerilimi dediğimiz şey R2 büyüklüğü ile devreye uygulanan gerilimin çarpımı ve bu dirençlerin toplamının büyüklüğü. Bakın burada I'yı çektiğimiz zaman, şurada I'yı yazdığımız zaman ne olacak? 22 bölü 39K artı 3.9K olacak. İşte 22 dediğim benim VCC, 39K dediğim R1, 3.9K dediğim de R2 direnci. Bunu R2 büyüklüğüyle çarptığınızda 3.9 ile 3.9K ile VCC olan 22 voltu çarpıp bunu 39K artı 3.9K'ya böldüğünüz zaman burası 2 volt çıkıyormuş. Benim bulduğum bu 2 volt ne? Buradaki tevenin geriliminin büyüklüğü 2 volt. Benim bulduğum 3.55K ne? 3.55K da tevenin direncimin büyüklüğü. İşte ne yaptım? Sol taraftaki girişi buradaki birbirine paralel bağlı ve 22 volt ile beslenen bu giriş kısmını aşağıdaki gibi tevenin modeli şeklinde basitleştirdim. Bu bana neyi sağladı? Şimdi bu yapıyı sol tarafa yerleştirdiğim zaman şöyle ki tevenin gerilimi buna seri bağlı tevenin direnci, RTV'nin, ETV'nin. Hemen burada neresi var? Transistörün base bacağı var. Şurası base bacağı. Burası kolektör bacağı. Burası emiter bacağı. Emiter bacağında ne var? Başka bir direnç var. 1.5K'lık emiter direnci var. Burası aşağıdan toprağa bağlı. Tevenin geriliminin eksisi de toprağa bağlı. Yani bunlar aslında birbirlerine alt taraftan bağlı. Ben şu aralıkta base ve emiter bacaklarının aralığında VBE büyüklüğünün olduğunu biliyorum. Artı, eksi, VBE büyüklüğünün olduğunu biliyorum. Şimdi ne yapacağım? Buradaki kapalı döngüde Kirchhoff gerilim yasasını saat yönünde çevrim yaparak Kirchhoff gerilim yasasını yazacağım. Buradaki şeyden geçen dirençten akan ya da base bacağına doğru gelen akıma ben base akımı diyeceğim, giriş akımı diyeceğim. Ve burada kuracağım Kirchhoff gerilim yasası ile base akımını elde edeceğim. 4.30'da karşımıza çıkan denklem aslında bu. Bakın bunu da yazalım. Alt şeyden başladığımızı düşünelim. Alt taraftan başladığımızı düşünelim. Şu noktadan. Tevenin geriliminin eksi bacağından girdim. Eksi E tevenin. Şimdi buradaki güç kaynağına göre R tevenin sol tarafı artı, sağ tarafı eksi. Emiter direncinin üst tarafı artı, alt tarafı eksi. Emiter bacağından akan IE şeklinde bir akımım var. Şimdi bu bilgileri kullanarak Kirchhoff gerilim yasası denklemini yazacağım. Eksi bacaktan girdim.
artıya doğru gidiyorum. Eksiden girdim. Bakın burada şimdi nereden gireceğiz? Tevenin direncinin artı bacağından gireceğim. Artı IB çarpı R tevenin dedim. Sonra base bacağı artı, emiter bacağı daha düşük potansiyelde eksi. Artı VBE şeklinde denkleme ekledim. Bakın devam ediyorum. Şimdi emiter direncinin yukarıdan aşağıya doğru gittiğim için, artı bacaktan girdiğim için artı IE çarpı RE olan, RE 1,5K olan direnç üzerinden geçtim. Tekrar başladığım yere geri döndüğüm için bunu sıfıra eşitledim. İşte bu denklem buradaki Kirchhoff gerilim yasası ile elde ettiğim denklemden ben IB'yi çektiğim zaman 430 formülündeki 430 formül olarak verilmiş ifadeyi elde edeceğim. ETV'nin eksi VBE bölü, tabii burada bir de ne yapmamız lazım? IE yerine beta artı bir IB yerleştirmemiz gerekiyor ki ortak IB parantezine alabilelim. ETV'nin eksi VBE bölü RTV'nin artı beta artı bir RE haline dönüştü. Şimdi bu büyüklükleri yerlerine koyalım. TV'nin gerilimi olarak ben 2 volt bulmuştum. 2 volt eksi. Her zaman base emitter geriliminin VBE'ni 0.7 volt olarak kullanacağımızı söylemiştik. Eksi 0.7 voltu buraya yerleştirdim. Bölü dedim. Şimdi hesapladığım TV'nin direncinin büyüklüğünü koyacağım. 3.55K. Bunu ne yapacağım? Beta artı 1 çarpı RE ile toplayacağım. Beta soruda transistörün yükseltme katsayısı olarak verilmiş. 140 olarak verilmiş. Burası 140 artı 1 çarpı emiter bacağına bağlı olan direncin büyüklüğü. 1.5K'lık direncin ifadesini koydum. Bu hesaplamayı yaptığımda 1.3 volt bölü işte aşağıdaki 3.55K artı 211.5K'dan ben IB'nin büyüklüğünü 6.05 mikroamper, 6.05 mikroamper olarak buluyorum. Şimdi benim soruda istenen VCE ve IC ifadelerini bulmam gerekiyor. IC'yi bulabilmek için ne yapacağım? Bulduğum bu IB'yi beta ile çarpacağım. IC dediğim şeyin beta çarpı IB olduğunu, şöyle yan tarafa yazayım, şunun yerine şuraya yazayım. IC dediğim ifade beta çarpı IB. Soruda verilen transistörün 140 olan yükseltme katsayısı ile bulduğum 6.05 mikroamperi çarptığım zaman bu büyüklük karşıma 0.85 miliamper, 0.85 miliamper olarak çıkmakta. Bu ifadenin IC akımının, soruda istenilen IC akımının büyüklüğü. IC neymiş? 0.85 miliampermiş. Bunu buldum. Şimdi VCE büyüklüğünü bulacağım. VCE büyüklüğünü bulurken de şöyle yapalım.
farklı bir renkte göstereyim. VCE büyüklüğünü bulurken de sağ taraftaki kısımdan Kirchhoff gerilim yasası denklemini oluşturacağım. Yukarıdan aşağıya doğru. Bakın burası ne? RC. Burası, buradan akan akıma ben IC akımı diyorum. Burası VCE. Zaten soruda da yazıyor. Yukarıdan aşağıya akan ne? IE akımı var. Burası RE direnci. Değil mi? Bunların şeyleri aynı, isimleri aynı. Yukarıdaki 22 voltluk direnç VCC diye isimlendirmiştik. Şimdi bu bilgileri kullanarak denklemi yazalım. Önce isterseniz şuraya bunu bir çizeyim. Yukarıdaki 22 voltu sağ tarafa doğru kıvırıp şey yapacağım, yerleştireceğim. Burası benim neyim? RC direncim. Burada 22 voltun artısı var, eksisi toprakta. Bakın bu tarafta benim VCE olarak artı eksi VCE olarak gösterilmiş transistörün bacaklarına karşı gelen kolektör bacağı ile emiter bacağının arasındaki gerilim büyüklüğü ifadesi ve hemen emiter bacağına bağlı RE direnci büyüklüğü 1.5K'lık emiter direnci ve bu da nereye bağlı? Toprağa bağlı. Yani aslında bu burası böyle birbirine bağlı. Her ikisi de toprakta olduğu için burası birbirine bağlı. Buradaki güç kaynağının büyüklüğü 22 volt. Buradan akan akım şöyle IC akımı. Şimdi ben ne yapacağım? Saat yönünde Kirchhoff gerilim yasası denklemimi kuracağım. Bu denklemden IC akımını çekeceğim. İşte bunu IC akımını çekeceğim diyorum. VCE gerilimini çekeceğim. İşte bu VCE gerilimini şey yaptığınız zaman, Kirchhoff gerilim yasasından çektiğiniz zaman 4.31 denkleminin aynısı karşımıza çıkacak. VCC eksi IC çarpı RC artı RC artı RE şeklinde. Birbirine seri bağlı iki tane direnç var. RE direnci ve RC direnci. Bunların da 22 voltluk güç kaynağı ile beslendiği durumu düşündüğümüzde buradaki gerilimin bu iki direnç üzerindeki harcaması şeklinde bir ifade karşımıza çıkıyor. Bunları yerleştirdiğimde 22 volt eksi aşağıda bulduğum, burada bulduğum IC'yi yerine koyuyorum şimdi 0.85 miliamper. Bunları da kolektör bacağına bağlı 10K'lık direnç 10K ve emiter bacağına bağlı 1.5K'lık direnç ile 1.5K bu direnç ile toplayıp çarptığım ve 22 volttan çıkarttığımda 22 eksi 9.78 volt, buradan da 12.22 volt olarak VCE büyüklüğümü elde ediyorum. Bu sorunun çözümünde öncelikli olarak ne yaptık? Bir numaralı olarak sol taraftaki ifadeyi basitleştirdik. Thevenin gerilimi ve Thevenin direnci şeklinde basitleştirdik. Thevenin direncini bulduk. Ne yaptık? Güç kaynağının bacaklarını önce kısa devre yaptık. Birbirine paralel olduğunu, bu dirençlerin birbirine paralel olduğunu gördük. Ve buradan Thevenin direncini hesapladık. Hemen devamında güç kaynağını yerine koyduk. Ve aslında Thevenin gerilimi olarak ifade edilen büyüklüğün R2 direnci üzerindeki gerilim büyüklüğü olduğunu keşfettik ve
2 voltu hesapladık. Sonra bu bulduğum Thevenin modelini, basitleştirilmiş olan bu Thevenin modelini ne yaptım? Yerine yerleştirdim, transistöre bağladım ve Kirchhoff gerilim yasası denklemini daha basit bir şekilde, buradaki gibi daha basit bir şekilde yazabildim. Buradan base akımını buldum. Base akımını bulduktan sonra kolektör akımını buldum. Base akımının beta katı kadardır diye kolektör akımını buldum. En son olarak da ne yaptım? Çıkış kısmından Kirchhoff gerilim yasası denklemini oluşturup buradan çıkış gerilimi, kolektör emiter bacaklarının arasındaki çıkış gerilim büyüklüğünü 12.22 volt olarak, 12.22 volt olarak hesapladım. Güzel dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki yolumuz bu derste, bu okulda kesişti. Çok güzel insanlarsınız. Sağ olun, var olun hepiniz. Şimdi bu sorunun çözümüne baktık. Voltaj bölücü tasarım olduğu için giriş kısmını basitleştirerek Thevenin modelini bularak bu basitleştirme işlemini yapıp çözüm ürettik. Ve çıkış akım seviyesini, çalışma noktasındaki çıkış akımını ve çıkış gerilimini, IC'yi ve VCE'yi hesapladık. Şimdi bu tür sorularda yaklaşık analizi nasıl yapacağız ona bakalım. Yaklaşık analizde şöyle bir yaklaşım sergileyeceğiz. Şöyle bir yaklaşım yapacağız. Önce bundan bahsedeyim. Bakın burada bir ifade var. 4.33 eşitliği var. Beta çarpı RE büyük mü acaba? 10 çarpı R2. R2 direnci alt tarafa, base bacağının alt tarafına bağladığımız direnç. Buradaki tasarımda R2 direnci olarak gösterilen direnç ya da söylenen direnç, base bacağının alt kısmında bağlı olan direnç. Bu eşitlik sağlanıyorsa eğer, beta büyüklüğüyle, transistörün yükseltme katsayısıyla emiter bacağına bağladığınız direncin büyüklüklerini çarptığınızda R2 direncinin 10 katından büyük ise ya da minimumda buna eşit ise bu yaklaşık analizi şey yapabiliyorsunuz, uygulayabiliyorsunuz. Şimdi bu yaklaşık analizde şöyle, burada bir base bacağının bakıldığı zaman, base bacağına göre bakıldığı zaman işte aslında bizim oluşturduğumuz bu sol taraftaki ya da bu devreye bağlı olan sol taraftaki kısmı temsil eden bir direnç büyüklüğü ya da bir ifade, işte RE çarpı beta artı 1 büyüklüğüne, ifadesine RI gibi bir isim veriyoruz, bir hayali isim. Şimdi neye aslında burada bakılıyor? Buradaki direnç ile buna paralel bağlı olan R2 direncinin büyüklükleri birbirleriyle kıyaslanıyor. Şimdi düğüme gelen akım, düğümden giden akımların toplamına eşitti. Kirchhoff akım yasasında hatırlayacak olursanız eğer, devre analizi yaparken. Fakat bir düğüme gelen akım genelde düşük dirençli olan direnç üzerinden, bu koldan devam ediyordu. Eğer burada gösterim şekline göre, bu yaklaşık olarak gösterim şekline göre, buradaki RI direnci olarak şey yaptığımız, işte emiter bacağına bağlı olan direncin büyüklüğü ile transistörün kat sayısının bir fazlasının çarpımı sonucunda elde ettiğimiz ifade, bu RI ifadesi, R2 olarak bildirdiğimiz bu girişteki alt tarafa bağlı olan dirençten çok çok büyükse, RI direnci, R2 direncinden çok çok büyükse,
Bu durumda ne oluyor? Akım sağ tarafa doğru akmıyor. Yani yukarıdan aşağıya doğru R1'den geçip R2 üzerinden devam ediyor. Yani aslında Kirchhoff akım yasası burada sağ tarafa doğru giden bu IB akımının olmadığını, akımın sıfır olduğunu şey yapıyor, doğuruyor. I1'in I2'ye eşit bağlı olma durumunu ortaya çıkartıyor. IB akımının 0 ampere yakın olması ve bizim de yaklaşık modelde bu akım büyüklüğünü ihmal etmemiz bu anlama geliyor. Akımların birbirine eşit olduğu anlamına geliyor. Şimdi bu durumda aslında burada bir düğüm yokmuş gibi, sanki bu iki direnç birbirine seri bir şekilde bağlıymış gibi düşünmemize neden oluyor. R1 direnci aslında R2 direncine seri bağlı bir şekilde düşünülerek kurguya devam ediliyor. Dolayısıyla bu neyi doğuruyor? Giriş kısmındaki base bacağının potansiyel büyüklüğü, toprağa göre potansiyel büyüklüğü ne bu çözüm için ihtiyaç duyduğumuzdan dolayı burada VB olarak verilen gerilim aslında bu. Base bacağının toprağa göre olan gerilim büyüklüğü. Yine bu büyüklük bakacak olursanız eğer R2 direncinin toprağa göre olan potansiyelinin aynısı. Burada R2 çarpı VCC bölü R1 artı R2 bizim bu gerilim büyüklüğü için kullanacağımız ifadeye karşı geliyor. Eğer işte öncelikli olarak bu voltaj bölücü tasarımda bunu eğer yaklaşık model kullanmak istiyorsanız buna bakıyorsunuz. Bu şart sağlanırsa eğer yaklaşık modeli şey yapabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Ama zaten şunu bilmeniz lazım. Tam analiz yaptığınızda her halükarda %100 doğru sonuç çıkıyor zaten. Yani sizin yaklaşık analiz yaparak çok da işi riske atmanıza gerek yok. Çünkü yaklaşık analizin de aslında bakıldığı zaman tam analizden çok çok da kestirme bir yöntem olmadığını göreceksiniz. Bu kriter sağlandığı zaman kullanacağız dedik. Yine akım için işte gerilim için, emiter gerilimi için, emiter akımı için, işte kolektör ile emiter akımının büyüklükleri için daha önceden söylediğimiz ifadelerin hepsi yaklaşık analiz çözümünde de geçerli. Yine çıkış kısmından elde ettiğimiz denklem yine aynı şeyde, burada da aynı. Bu bize neyi şey yapıyor yaklaşık analiz? Hızlı bir sonuç üretmemiz ya da işte bir devre kurarken, laboratuvarda bir tasarım yaparken bir öngörüde bulunmamıza sağlıyor. Aslında soruları çözerken yaklaşık analiz de çözmek çok bir espri, yani çok bir getirisi yok. Her zaman tam analiz yöntemini uygulayarak bu çözümü şey yapabilirsiniz, üretebilirsiniz. İşte tam analizi yaparken de yani o Thevenin gerilimini bulmak, Thevenin direncini bulmak gibi adımlarla uğraşmak istemiyorsanız hani bu yaklaşık analizi tercih edebilirsiniz. Sonuçlar 3 aşağı 5 yukarı aynı çıkıyor. Net ifade şu: bu tür tasarımlar, bu tür voltaj bölücü yapı ile kurulmuş yükselteç devreleri, akım yükseltmesi için, gerilim yükseltmesi için kullanılan bu devreler beta katsayısından bağımsız hale, yani transistörden bağımsız hale gelen, çalışma noktasındaki büyüklüklere bakıldığı zaman bu büyüklüklerin transistörün değişiminden en az etkilenen, hatta hiç etkilenmeyen yapılar olduğu karşımıza çıkmakta. Şimdi bu örnekte 4-8 örneğinde
İlk derste şey yaptığımız, ilk ders diyorum, ikinci derste çözdüğümüz 4-7 örneğini bir de yaklaşık analiz kullanarak çözmemizi ve buradaki akım ve gerilim büyüklüklerini bulmamızı istiyor. Yine bu şeye bakacak olursak, çözüme bakalım. Şunu paylaşımını yine değiştireceğim. Şöyle. Şimdi 4-7 örneğinde ben şunu buldum. Akım için 0,85 miliamper, kolektör emiter gerilimi için de 12,22. Şöyle yapalım. Şunu kapatayım. Şuna bakalım. 4-8. Şimdi yaklaşık analizi kullanarak çözün diyor. Şimdi yaklaşık analizde benim bakacağım ilk şey şu. Beta çarpı RE acaba büyük mü? 10 çarpı R2 büyüklüklerinden. Bunu sorgulayacağım. Şimdi soruya geri dönelim. Sorudaki ifadeler. Beta katsayısı burada 140 idi. Beta katsayımız 140 idi. Onun dışında R2 olarak gösterilen ya da isimlendirdiğimiz direnç 3,9K idi. Emiter bacağına bağlı direnç 1,5K idi. Bu büyüklükleri buradaki eşitlikte yerine koyacağım. 140 çarpı emiter bacağına bağlı 1,5K'lık direnç acaba büyük mü? 10 çarpı R2. R2'de 3,9K idi. Burası 210K, 39K'dan büyük çıktığı için ne oluyor? Bu yaklaşık analizi kullanarak bu soruyu çözdüğüm zaman elde edeceğim sonuçların tam analiz kullanarak elde edeceğim sonuçlara çok çok yakın değerler olacağını söylüyor. Şimdi ne demişti burada? Yaklaşık analiz yaparken hemen base bacağının gerilimini 4,32'de belirttiği gibi R2 çarpı VCC bölü R1 artı R2 ile hızlı bir şekilde bulabileceğimizi söylemişti. Bunların ifadelerini yerine koyduğumuzda 39K çarpı 22 volt bölü 39K artı 3,9K hesabını yaptığınızda bakın yine Tevenin gerilimi olarak bir önceki tam analiz adımında elde ettiğimiz gerilim büyüklüğü ile aslında aynı büyüklüğe sahip bir base bacağı gerilimi bulduk. Yani gidişatımızın aslında doğru olduğunu şey yapıyor, gösteriyor. Şimdi şeyi hesaplayalım. Emiter gerilimini hesaplayalım. Çift alt indis açılımından. VBE'nin çift alt indis açılımından emiter gerilimini hesaplayalım. 2 volt eksi 0,7 volt 1,3 volt yapıyor. Ben bunu biliyorum. Şimdi yaklaşık analizde ve diğer şeylerde, yaklaşımlarımızda, basitleştirilmiş modellerimizde ben bu kabulü yapıyordum. Emiter akımının çalışma noktasında kolektör akımına eşit olduğu kabulünü yapıyordum. Buradaki emiter akımını bulurken de ohm yasasından yola çıkarak emiter bacağının gerilimini emiter bacağına bağlı dirençce böldüğümde hesaplayabileceğimi biliyordum. Bakın burada VE'yi buldum. 1,3 voltu emiter direncine böldüğümde, 1,5K'ya böldüğümde bunun 0,867 miliamper olduğunu şey yapıyoruz, tespit ediyoruz. Şimdi şeye hatırlayacak olursak
Bakın şurayı ben tekrar açayım. Bir önceki soruda ben neyi bulmuştum? Base akımı olarak, şey, kolektör akımı olarak, bakın şurada, kolektör akımı olarak 0.85 miliamper bulmuştum. Sağ alt köşede 0.85 miliamper bulmuştum. Yaklaşık model ile çözdüğümde, emiter akımının kolektör akımına eşit olması ve buradaki ohm yasasından yola çıkarak hesaplanmasıyla bunu 0.867 miliamper olarak keşfettim. Tam analizde 0.85 miliamperdi. Bu tam analiz hesabımızdaki doğru ifade. Bu da bizim yaklaşık analiz ile bulduğumuz kolektör akım ifadesi. Bu değerler birbirine gördüğünüz gibi oldukça yakın değerler. Yaklaşık analiz ile de çözüme devam edip işte kolektör emiter gerilimini hesaplayabilirsiniz. Veya başlangıçta tam analizi seçip zaten her halükarda sonuçları bulabilirsiniz. Şimdi bu yaklaşık analizde bulduğumuz kolektör akımı büyüklüğünü kullanarak kolektör emiter geriliminin çalışma noktasındaki büyüklüğünü şey yapalım, elde edelim. Bunu hatırlayacağınız gibi çıkış kısmında voltaj bölücü tasarımın sağ tarafındaki Kirchhoff gerilim yasası ile oluşturmuştuk. Daha önce de bu denklemi şey yapmıştık, çıkartmıştık. VCC eksi IC çarpı RC artı RE şeklinde yukarıdan aşağıya Kirchhoff gerilim yasası denklemimizi yazmıştık. Şimdi bu bilgiyi 22 volt eksi burada bulduğum 0.867 miliamperi buraya yerleştirdiğimde 10K artı 1.5K bununla çarptığımız zaman 12.03 volt buluyormuşuz. Bir önceki soruda bakın hatırlayalım. Bunu kapattım, burayı açtım. Bir önceki soruda ne bulmuştuk? 12.22 volt bulmuştuk. VCE büyüklüğünü 12.22 volt bulmuştuk üst tarafta. Bunu en son yazdığımız yerden takip edebiliriz. 12.22 volt bulmuştuk. Burada ne kadar bulduk? Burada da 12.03 volt bulduk. Bu sonuçlar birbirlerine oldukça yakın sonuçlar. Yani bu şeyi de kullanabilirsiniz. İşte çözüm yönteminizde yaklaşık analizi kullanabilirsiniz. Ama neye dikkat etmeniz lazım? Buradaki eşitliğin sağlanması gerekiyor. Eğer bunu göz ardı ederseniz, bu büyüklüğü mesela bir sonraki örnekte vardı galiba bu. Bunu göz ardı ederek çözüm üretirseniz sonuçların yanlış çıkacağını göreceksiniz. Şimdi slaytlara geri dönelim. Evet, bunu çözdük. Bu sonuçları 12.03 volta 0.867 miliamper olarak bulduk. Şimdi bakın 4-7 örneğinde çözüm için tam analiz yöntemini kullanmıştık. Bu tam analiz yöntemini uygularken transistörün katsayısı olan 140'ı bu soru içerisinde, örnek 4-9 içerisinde 140'ı 70'e düşürerek tekrar çözmemizi ve bulduğumuz sonuçları birbirleriyle akım ve gerilim sonuçlarını birbirleriyle karşılaştırmamızı şey yapmış, istemiş. 4-7'yi çözerken beta katsayısı 140 idi. Şimdi bunu hızlıca yine paylaşımı değiştirerek yapalım.
Hatta bunun uzun uzadıya çözümünü şey yapmak yerine size sonuçları direkt olarak şey yapabilirim, verebilirim bu örnekte. Örnek 4-9. Şimdi 4-7'nin 4-7'de 140 olarak çözdüğümüz şeyi soruyu 70 olarak çözerseniz eğer şeyler aynı. Tevenin direncinde ya da tevenin geriliminde bir farklılık yok. Tevenin gerilimi yine 2 volt. Tevenin direnci. Peki söyleyeyim ben o zaman siz not alın. Tevenin gerilimini yine 2 volt olarak bulacağız. IB'yi hesapladığınızda 11,81 mikroamper olarak hesaplayacaksınız. IB 11,81 olarak karşımıza çıkacak. IC büyüklüğü, çalışma noktasındaki IC büyüklüğü 0,83 miliamper olarak karşımıza çıkacak. Tamam. Bunun dışında VCE çalışma noktasındaki VCE'yi 12,46 volt olarak bulacaksınız. Şimdi şeyle karşılaştırdığınız zaman bir tablo yapıp bunları birbirleriyle karşılaştırdığınız zaman örnek 4.7'de bulduğumuz 0.85'e 12,22'lik büyüklüklere karşı beta değeri 70'e düşürüldüğü zaman 0,83'e 12,46 şeklinde büyüklükler karşımıza çıkacak. Yani betadaki %100 değişime nazaran kolektör akımında ve kolektör akımında ve kolektör emiter gerilimi büyüklüğünde inanılmaz farklılıklar çıkmayacak. Yüzdelik fark çıkacak. Birinde 0,85 iken diğerinde 0,83. İşte birinde 12,22 iken diğerinde 12,46 gibi. Bu da ne anlama geliyor? Artık transistörün bu tasarımdan bağımsız hale geldiğini, transistörü biz değiştirsek bile evet 70 çarpı 11,81 mikroamperden bunu 0,83 miliamper olarak bulacağız. Çalışma noktasındaki gerilimi hesapladığınızda da bu bilgiler ile 12,46 volt bulacaksınız. Şimdi bunu bir tablo haline dönüştürürsek buradaki çözümü yaparken beta'nın 140 olduğunu şey yaptık. Çalışma noktasındaki akım ve çalışma noktasındaki gerilimi 0,85 miliampere, gerilimi de 12,46 volt olarak şey yaptık. Pardon, 140'da değil, 70'te bunu bulduk. Örnek, example 4,7'nin sonuçları, yani beta değeri 140 iken, şurası da pardon şöyle olacak. Burası 83 olacak. Ters yazdım. Beta değeri 140 iken 0,85'e 12,22 volt olarak buldum. Bakın şeyler, akım büyüklükleri, bir tanesi 0,83 miliamper, bir tanesi 0,85 miliamper. Beta değeri %100 oranında değişim gösterse bile akım büyüklüklerindeki değişim bu kadar farklı değil veya gerilim büyüklüklerindeki değişim bu kadar farklı değil. İşte bunun anlamı da
olayın transistörden bağımsız hale geldiğini gösteriyor. Gerilim bölücü devre şey yaptığınızda, bu yapıyı kullandığınızda artık şeyin sonuçların farklı bir transistör kullansanız bile değişmeyeceği anlamına gelmekte. Voltaj bölücü tasarım kararlıdır. Beta %100 oranda değişse bile akım ve gerilim, çalışma akımı ve çalışma gerilimi bundan etkilenmez. Yorum olarak bunu yazmanız lazım. Karşılaştırma yorumu olarak bunu şey yapmanız, bildirmeniz lazım. Tasarımda transistörü değiştirsek bile çalışma akımı ve çalışma geriliminin bundan etkilenmediğini gözümüzde görmüş olduk. Tamam. Şimdi ders notlarımıza geri dönelim. Evet, bu soruyu bu şekilde baktık. Evet, şimdi şuna bakalım. Bakın 4-10 ifadesinde bu soruyu hem tam analiz hem de yaklaşık analiz yaparak çözmemizi istiyor. Şimdi şeye baktığınız zaman aslında bu sorunun çözümünde baktığınızda yaklaşık analiz yapabilmek için kontrol edeceğimiz o eşitsizliğin burada sağlanmadığını göreceksiniz. Sağlanmamış halini göz ardı ederek çözmeye devam ederseniz aslında sonuçların tam analize göre ne kadar farklı çıkacağını şey yapacaksınız, göreceksiniz. Bu 4-10 şeyine sorusunu şey yapalım, bakalım. Bunları da hemen şu paylaşımla devam edeyim. Bu çözümleri teker teker yazmak yerine bunun sonuçlarını ben size hızlı bir şekilde şey yapayım, söyleyeyim. Şimdi tam analiz yaptığınızda bu soru için Thevenin direncini R1 ve R2'nin birbirine paralel olma durumundan 17.35 kilo ohm olarak buluyorsunuz. Thevenin gerilimini 3.81 volt olarak bulmanız gerekiyor. Base akımının büyüklüğünü 39.6 mikroamper olarak bulacaksınız. Buradan kolektör akımının çalışma anındaki büyüklüğünü soruda size söylenen beta katsayısı 50, size verilen beta katsayısı 50. Bununla çarptığınızda 39.6 mikroamper ile çarptığınızda bu ifade 1.98 miliamper yapacak ve VCEQ çalışma anındaki gerilimi yine aynı Kirchhoff gerilim yasası denklemiyle VCC eksi IC çarpı RC artı RE ile hesapladığınızda 4.54 volt olarak şey yapacaksınız, bulacaksınız. Şimdi şeye baktığınız zaman beta RE acaba büyük mü 10R2 diye yaklaşık analizi kullanabilir miyim kriterine baktığınızda 50 çarpı 1.2K emiter bacağına bağlı direncin büyüklüğü 1.2K. Bunun aslında 10 çarpı R2 olarak da 22K. Bunun sağlanmadığını, sol tarafın 60K,
Sağ tarafında 220K çıktığını görüyorsunuz. Bu eşitlik ne oluyor? Sağlanmıyor. Siz bu sağlanmadığı hali düşünerek çözmeye şey yaparsanız, devam ederseniz işte ney? VB'yi ETV'nin olarak kullanırsanız 3.81 volt olarak E'yi çift alt indis açılımından VB eksi VBE şeklinde hesaplarsanız 3.11 volt olarak IcQ'yu IE'yi yaklaşık olarak eşit alıp bunu da VE bölü RE'den yaparsanız bunu 2.59 miliamper olarak VCEQ'yu bu bilgileri kullanarak hesapladığınızda da 3.88 volt olarak bulacaksınız. Şimdi burası yaklaşık analiz sonuçları, burası tam analiz sonuçları. Bakın bunu bir tablo haline getirelim. Yaklaşık tam analiz sonuçları ve yaklaşık analiz sonuçları. Şöyle bir tablo yapalım. Bu tabloda IcQ miliamper, VCEQ volt cinsinden. Tam analizde 1.98 miliamper bulduk ama yaklaşık analizde ne çıktı bu? 2.59 miliamper çıktı. İşte tam analizde 4.54 volt bulduk. Yaklaşık analizde 3.88 volt bulduk. Eğer kritere, buradaki kritere dikkat etmezsek ne oluyor? Gördüğünüz gibi yaklaşık analiz sonuçlarımız gerçek sonuçlara göre çok çok hatalı çıkıyor. Dolayısıyla bu kontrolü, şu şartın muhakkak ve muhakkak sağlanması gerekiyor. Bunu dikkat etmemiz lazım. Bu tür sorularda şey yaparken, çözüm yaparken kriterin sağlanması şart. Eğer yaklaşık analiz kullanacaksanız. Bu sorunun çözümü de bu şekilde. Tekrar ders notlarına geri dönelim. Şimdi 4.10'u da çözdük. Gerilim bölücü tasarımda yine doyma akım seviyesi ihtiyacınız olursa yaklaşım daha önce yaptığımızın aynısı. Kolektör emiter bacaklarının arasını ne yapıyorsunuz? Kısa devre elemanıyla bağlıyorsunuz. Sanki orada hiç gerilim düşmesi yokmuş gibi düşünüyorsunuz. Daha önce elde ettiğimiz doyma akım seviyesinin aynısı. Bu sayede ne oluyor? Transistörden maksimum akım akışı gözlemlenebiliyor. Bunun yük doğrusu analizini yaparken voltaj bölücü konfigürasyon ile daha önce incelediğimiz emiter dirençli devrenin konfigürasyonu, yani yük doğrusu analizi birebir aynı. Orada da kolektör akımı için bulduğumuz ve kolektör emiter gerilimi yerine sıfır koyduğumuzda, işte akım yerine sıfır koyduğumuzda elde ettiğimiz, yani eksenleri kesen yerler burada da aynı olacak. Yük doğrusunun çizim şekli, bulma yöntemi emiter dirençli model ile aynı. Voltaj bölücü konfigürasyon ile emiter dirençli konfigürasyonun yük doğrusu analizi birbirinin aynısı.